Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla başlıyoruz. Erdoğan İstanbul'dan Moskova'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda konuştu değerli izleyenler. AKP'nin büyük şehirlerde hizmet yaşamasının ardından seçimin neredeyse bütününde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Organize bazı suçların işlendiğini savundu Erdoğan ve seçimin iptal edilmesini, yeniden yapılmasını istedi. Bu açıklamanın ardından Borsa İstanbul %2,14 kayıp yaşadı. Seçimin iptal edilmesi talebine Türk lirası da olumsuz tepki verdi. Dolar 5,62 seviyesinden 5,71'in üzerine çıktı aniden. Euro da 10 kuruş artış gösterdi ve 6,41 lira seviyesine yükselmiş oldu. İşte Erdoğan'ın o açıklaması. Değerli arkadaşlar, usulsüzlükler tabii bazı değil. Neredeyse bütün usulsüz. Öyle bir durum olduğu için zaten bu yola başvuruluyor. Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi bu işin seçim süreci bitti. Şimdi bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu. Ortada işte 323-330 bin civarında şu anda geçersiz oy var. Onlar bir tarafa. Bunun sayımını yapamayız diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey yok. Yapılabilecek hukuk içerisinde bir şeyler var. Tabii bunları da bizim Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklememiz en tabii en doğal hakkımızdır. Geçmişte Türkiye'de, Yalova'da, Ağrı'da bunların örnekleri var. Yapılan seçimler var. Dünyaya bakıyorsunuz, dünyada bırakın itirazdır. Amerika'da yani %1 gibi bir sıkıntılı bir oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyorlar. Yahut da erken demeyeyim seçimin yenilenmesine gidiyor. Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu bir İstanbul'da kalkıp da herhalde şöyle 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve selahiyeti yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için, gönüllerin huzur bulabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerektiği itiraz mercileri neresidir? İlçe Seçim Kurulu. Neresidir? Bir üstü İl Seçim Kurulu. Bir üstü Yüksek Seçim Kurulu. Bu itiraz mercileri biter, bittikten sonra çıkan neticede başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit. Şimdi Erdoğan açıklamasına baktığınızda aslında yeni hiçbir şey söylemiyor. Aslında iddiasına da bir gerekçe gösteremiyor. Sadece olması gerektiğini kendi kalbinden geçtiği şeyleri söylüyor. Yani çok ciddi bir iddiada bulunuyor ama lafı biraz da çevirerek YSK'nın seçim itiraz sistemini tekrarlayarak bu soruyu da bu şekilde geçiştirmiş oldu ama arada da kendi istediğini, kendi talebini de gündeme getirmiş oldu. Devam edelim.